Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önceki videomda paylaştığım sebze fidanlarını yaptığımız serayı arkadaşlar göstereceğim. Şimdi o gün sera yaparken minik minik sebzelerimizin fidelerini görmüştünüz. Şimdi aradan yaklaşık bir hafta geçti. Hemen hemen evet bir hafta geçti. Şimdi evet o sıcaklıkta, o naylonun altında seramızda. Evet gördüğünüz sebzelerimiz, fidelerimiz büyüdü arkadaşlar. Şimdi onları tek tek size göstereceğim. Evet şurada domates fidelerimiz var. Hem o etli Bursa domatesimiz diyoruz aslında. Domatesimiz var. Evet bir de o yerli domatesimiz, o kokulu mis gibi köy domatesimiz var arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim size. O serayı yaparken şuraya göçmen çiçeğimizi ekmiştim. Göçmen çiçeği tohumlarımız çıkıyor. Evet şunlar. Ve şurada da biber tohumlarımız var. Domates tohumumuz var. Ve şurada da domates tohumlarımız, fidelerimiz var. Kısım kısım ekildiği için bunlar kısım kısım büyüyor. Daha önce geçen yıldan kalma, bak karşınızda gördüğünüz gibi ayçiçeği tohumu dökülmüş. Ve şurada bal kabağı tohumu dökülmüş. Pardon, bu bal kabağı değil mi anne? Yaprağından belli. Evet yemek, sakız kabağı dediğimiz yemeklik kabak fidesi olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz da susamış. Evet şurada. Onları şimdi hem sulayacağız, seramızı açtık. Hava çok güzel, güneşli. Naylonun altında haşlanmasın diye. Şöyle direkt fışkırtıyoruz arkadaşlar. Direkt sulamıyoruz ki o köklerini açmasın diye. Evet şurada soğan fidanlarımız var. Evet burası soğan fidanlarımız. İçinde yabani otlar var. Onlar da ayıklanacak. Bir dahaki serayı açtığımızda ayıklayalım. Bu sefer sulayalım dedik. Şurada da pırasa fidanlarımız var. Bunlar da pırasa fidesi. Ve şurada hem daha yakından göstereyim. Evet burada da kekik fidelerimiz var. Evet şurada kekik fidelerimiz var. Bu serayı yaparken benim ektiğim, şurada ne kadar görünür bilmiyorum ama biraz karanlık düşüyor. Şu, evet şurada ışık var. Siyah marullarımızın tohumlarını ekmiştim ben. Evet şöyle göstereyim. Evet, şurada gördüğünüz o siyah marulun tohumları, hemen renginden de zaten anlaşılıyor. Şöyle daha yakın edersem. Evet, kekik fidanlarımız da misler gibi kokuyor. Şurada kadife çiçeğimiz çıkmış. Şurada kına çiçeklerimiz çıkmış. Evet, şurada yabani ot var. Evet, şurada gördüğünüz gibi zaten bunlar da pırasa fideleri. Evet, şurada daha değişik bir domates fidesi var. Bunların cinsleri ayrı olduğu için ayrı ayrı ektik ki hangisinden ne kadar ektiğimiz belli olsun diye, toprağa diktiğimiz belli olsun diye. Aslında arkadaşlar ben bu serayı şimdi göstermek yeni de aklıma geldi. Normalde ben buradan ebe gümeci toplamak için geldim bahçeye. Gelmişken de böyle fidelerimizi sulayalım dedik. Hemen hemen toprağa ekim zamanı geldi aslında bunların. Fazla büyümesini beklemiyoruz çünkü küçük olduğu zaman, şöyle fazla da küçük değil de tam saçaklandığı zaman kök kısmı, toprağa dikim zamanı gelmiş sayılırdır. Aslında tam da mevsimi şöyle oluyor bizde. Vişneler çiçek açtığı zaman normalde toprağa biz dikeriz aslında bunu her yıl. Daha erken oluyor ve daha çabuk yetişiyor sebzeler. O yüzden Afyon'dayız arkadaşlar. Afyon'da da yaz az olduğu için bir ay daha önceden yersek bizim için daha kârdır diyoruz. Daha erken yetiştirmeye çalışıyoruz. O yüzden bu sera yapmamızın sebebi de zaten mevsiminden daha erken yetiştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bunda tamamen doğal gübre var. Kimyasal gübre asla kullanmıyoruz. Tamamen organik. Ve gelelim ebe gümeşlerimize. Evet şurada ebe gümeşlerimiz var. Ben bugün akşama bunun yemeğini yapacağım.
Daha önce ebe kümeci yemeğimi yaptım, paylaştım arkadaşlar ve şifalarını da saydım. Evet, bağırsaklarımıza, midemize, hazmetmemize, aslında arkadaşlar sindirim sistemini güçlendiren, rahatlatan bir şifalı bir bitkimiz. Ve aynı zamanda da boğaz enfeksiyonlara da çok iyi gelen, öksürüğe, gribe, kalsiyum depresi olan bir bitkimiz arkadaşlar. Evet, üşüttüğümüz zaman, soğuk algınlığı olduğu zaman ebe kümeci, ısırgan ve o çalı, böğürtlen, yani yabani böğürtlen dediğimiz o çal, yapraklarından ve saplarından, sap kısmından ebe kümeci, ısırgan, bunların üçünü kaynatıp içtiğimiz zaman hem gribimize çok iyi geliyor, hem de boğazımızın o enfeksiyonuna, o intihabına, ondan sonra söyleyeyim, o ateşimizi kesmeye çok çok iyi gelen, çok şifası olan bir bitkimiz arkadaşlar ebe kümeci. Bunu kavurmasını da yapabilirsiniz, çorbasını da yapabilirsiniz, böreğini de yapabilirsiniz. Her türlü şifalı bir bitkimiz, çok yönlü kullandığımız bir bitkimiz ve hatta yaprak sarması gibi sarabilirsiniz de arkadaşlar bunu. Tıpkı o dolmayı yaprak sarmasının iç harcına nasıl hazırlıyorsak, bunu da öyle hazırlayıp yapraklarını hafif sıcak suda hemen daldırıp çıkartıp sarabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada ebe kümecimizin bir başka diğer cinsi diyeyim var. Diğer bir ırkı. Küçük yapraklı. Bu hani yeri sevdiğinden değil arkadaşlar. Bunun cinsi zaten iri yapraklı. Şöyle göstereyim. Ve bu da küçük yapraklı olan. Bunun çiçeği hafif toz pembe ve minik minik olur. Evet, bunun çiçeği de iri iri, biraz fuşya rengine benzeyen koyu pembe, biraz daha iri çiçekler olur. Bir çiçeklerin de şifasını zaten daha önce de ben saydım. Daha önce başka bir videolarımda. Boğaz öksürük için, balgam için arkadaşlar, göğsü yumuşatmak için birebir olan şifalı bitkimiz. Evet, burada da şöyle uzaktan, daha uzaktan göstereyim ki nasıl büyük ve iştahlı olduğunu ebe kümecimizin. Ve şöyle de saplarını biraz topladık. Biraz daha alacağım. Tazecik su gibi büyümüşler. Kök kısmına zarar vermeden arkadaşlar, kök kısmına zarar vermeden alıyorum ki benim buradaki ebe kümeçlerim tekrar işime yarayacaktır. Yıl boyu buradan, sadece o çok kışın, o soğuk aylarda ebe kümecim olmuyor. O zaman da zaten doğrayıp şöyle birkaç seferde kullanmayı, derin dondurucuma da atabilirim. Geçenlerde ben bunun salatasını da yaptım. Videosunu çekmedim ama böyle bahçeye geldim, hoşuma gitti. Yapraklarını görünce, o yeşil kısımlarını görünce hemen biraz topladım. Ve zeytinyağlı, limonlu, maydanozlu çok güzel salatası oldu. Ve istedikten sonra tamak lezzetinizde, tamak el lezzetinizde varsa eğer, ne yaparsanız güzel olur. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi
Dediğim gibi bu iri yapraklının cinsi ayrı arkadaşlar. Ne gübre var kimyasal, ne de böyle yapraklarını iri yapsın diye bir formül var. Bunun cinsi böyle. Çok da güzel sarması olur aslında. Biraz da komşuya toplayalım. Yollayalım. Çünkü bunun bu kök kısımlarını ben kesmezsem bu çiçek açacak ve kartlaşacak. Çiçeği de işime yarayacak ama ben buradan birkaç sefer pişirmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle kök kısmını aslında kopartmak istemedim. Şimdi yanlışlık oldu. Elimde bir bıçak olsaydı şu kısımdan keserdim. Tekrar filizler, tekrar sürgün verirdi. Ama yine verir. Şöyle kök kısmı zaten duruyor. Evet, şurada bahçe teli var. Bahçe telinden dışarıya çıkmış bizim ebe gümeşleri. Şuna bakar mısınız ne kadar kalın sapları. Çok güzel. Aslında şu sap kısmını da böyle çiğ çiğ tüketmeyi de çok seviyorum ben. Evet arkadaşlar. Ben biraz daha toplayacağım. Sadece videomu fazla uzatmak istemiyorum. Sizin de o değerli vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Bu kadar benim için yeterli. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videom hoşunuza gittiyse lütfen o beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, şurada da var. Çok güzel büyümüş. Ver anne sap kısmından Zübeyde'ye. Evet. Böyle soyup taze taze de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lütfen dediğim gibi orada zil butonu var arkadaşlar. Ona da dokunursanız benim bütün yayınladığım videolardan haberdar olacaksınızdır. Şurada ileride de vişne çiçekleri açtı. Vişne bahçemizde. Yeni yeni açmaya başladılar. Tam da bizim sebze ekimimizin zamanı geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı ve desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bu arada Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.